geçtiğimiz videoda doğruda açılar kavramını görmüştük. Şimdiki videomuzda neyle devam edeceğiz? Tabii ki üçgende açılar kavramıyla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar tabii üçgende açıların bilinmesi önemli. Zaten üçgenin tamamı önemli. Geometriyi halledebilmeniz için önce temel manada üçgeni halletmeniz lazım. Dolayısıyla üçgenin her kısmını aslında iyi biliyor olmamız lazım. Şimdi tabii geometrinin diğer konularında da olduğu gibi üçgende açılarda da sizin bilmeniz gereken bazı temel özellikler var. Bu özellikler bilindiği takdirde gerisi yine olayı görmeye kalan şeyler. Şimdi arkadaşlar da üçgende açıların yine en temel özellikleri ne yapacağız? Başlayacağız. Birinci olarak neyi bilmemiz gerekiyor? Tabii ki en önemli özelliğidir bu üçgende açıların. İşte ABC bir üçgen olmak üzere. İşte buraya alfa, buraya beta, buraya teta dersek. Arkadaşlar bu açıların toplamı 180 derece olmalıdır. Bu herhalde yoldan geçen herhangi birine sorsak bize bunun cevabını verir. Üçgenin iç açıları toplamı. Yani alfa artı beta artı teta 180 dereceye nedir? Eşittir. İlk olarak bunu bileceğiz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bunun dışında bilmemiz gereken ikinci önemli özellik ki bu aslında sadece üçgende açılara has bir özellik değildir. Hepsi için geçerlidir. Dış açılar toplamı değil mi? Bütün çokgenler için geçerli bir kuraldır. Arkadaşlar buraya x, buraya y ve buraya z dersek. Üçgenin dış açıları toplamıdır bunlar. Ve bakın üçgenin dış açıları toplamı bütün çokgenlerin dış açıları toplamında olduğu gibi kaç derecedir arkadaşlar? 360 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece, dış açıları toplamı 360 derecedir. Dış açılar toplamının 360 derece oluşu bütün çokgenler için geçerlidir. Bunları bilmemiz gerekiyor ilk etapta. Tabii çok önemli bir özellik. Biz özel üçgenlerde ayrıca ikizkenar üçgenden, eşkenar üçgenden falan bahsedeceğiz ama şu vereceğim özellik de çok önemli bir özelliktir. İkizkenar üçgene ait bir özellik. Açılarla da bağlanabiliyor çok güzel. Arkadaşlar ikizkenar üçgen ne demek? İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere biz ikizkenar üçgen diyoruz. İkizkenar üçgende eşit kenarlara ait açıların değerleri eşittir. Yani bu açı alfa ise bu açı da yine ne olmak zorundadır? Alfa olmak zorundadır. Aynı kenarın karşısında aynı uzunlukta açı olur. Ben eminim hepiniz bu verdiğim üç özelliği zaten biliyorsunuz. Şimdi önemli olanlar da bunlar aslında bakarsanız. Şimdi biz bunları irdeleyen sorular göreceğiz. Önce sonra bir de bu üçgende açıların açıortayla ilgili, iç açıortay, dış açıortayla ilgili özellikleri var. Onlardan bahsedeceğiz en sonunda. Ama arkadaşlar önce standart yapılarını bir görelim örneklerde. Dediğim gibi konu kısımlarında bir şey yok. Sorularda bunların uygulamaları önemlidir. ABC bir üçgen. AE ile AD de birbirine eşitmiş. Bakın AE ile AD birbirine eşitse AED üçgeni nasıl bir üçgen? Bir ikiz kenar üçgen değil mi? O zaman bakın demin verdiğim özellikten burası x ise bir kere şu görmüş olduğunuz küçük kısımda nedir arkadaşlar? Yine x'tir. Bunu bileceğiz. Ve belli başlı açı değerlerini vermiş. Bana neyi sormuş arkadaşlar? Bana x kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar benim x'in kaç derece olduğunu bulmak için önce şurayı bulmam lazım. Değil mi? Buradaki açının ölçüsünü. Buna alfa diyelim. O zaman şimdi bakın alfa artı 37 artı 127. Yani büyük üçgende bakıyoruz. Hangi üçgende? ABC üçgeninde. İç açıları toplamı 180 olduğu için bunların toplamı 180'e eşittir. 127, 37 daha. Burası 4, 6, 164 yapıyor. Alfa artı 164 eşittir 180 ise. Alfa 16 dereceymiş. Yani benim alfa açım 16 dereceymiş. Burası 16'ymış. Şimdi arkadaşlar burada AED üçgeni de ikizkenar üçgen. Alfa 16 ise geriye ne kalıyor? 164 kalıyor. Bu 2x 164 mü demek? 2 tane x 164 ise
X buradan ne yapar arkadaşlar? 82 derece yapar. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? Denizli seçeneği olacaktır. Burada ikizkenarlığı kullandırdı bize. Bunun yanında üçgenin iç açıları toplamının 180 olmasını kullandırdı. Böyle sorular karşımıza gelebilir. Özellikle yayınlarda falan çok çekilir. İşte ekranda bir başka örnek. Burada mesela doğruda açılarla ilgili geçen videonun hatırlayacaksınız. Bir ayrıntıyı da kullandırıyor bize. ABD ve BCD birer üçgen. AB ile CD'de paralel. Bakın bu önemli bir ayrıntı. AB ile CD birbirine neymiş? Paralelmiş. E bakın AB ile AD de eşitmiş. E arkadaşlar AB ile AD eşitse bu buraların eşitliği manasına gelmiyor mu? E şimdi oralar eşitse şu iki açının ölçüsünün birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. E şimdi burası 50 derece ise geriye 130 derece mi kalıyor iki açıya? 180 dereceye tamamlaması için. O zaman burada görmüş olduğunuz şu açılar 65 dereceye 65 derecedir. Şimdi bakın o paralelliği kullanacağız arkadaşlar. Şurada Z'yi görüyor musunuz? Bakın Z kuralı değil mi? İşte Z harfini burada görüyorsunuz. İşte arkadaşlar bu Z'den burası 65 ise burası da nedir? 65'tir. Nereden geliyor? İç ters açılardan geliyor. E o zaman arkadaşlar BCD üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece olacak. Yani x artı 65 artı 34 eşit olacak 180 dereceye. 65 artı 34 nedir arkadaşlar? 99. Bu tarafa attığınızda x ne oluyor arkadaşlar? 81 dereceye eşit oluyor. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? Edirne seçeneği olacaktır. Ya bakın görüyorsunuz Z'yi nerede ve ne şekilde kullandırdı bize. İşte o yüzden ilerleyen konuları da daha iyi yapabilmek için geometride önceki konuları da bilerek ilerlemeniz gerekiyor. Evet. Bir başka örnek. Üçgende açıyla ilgili. ABC ve DFB birer üçgen. Orası 31, orası 64 derece ise x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bu soruyu bir önce çözeyim, sonra başka bir türlü daha çözeceğim. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeni. Burası doğru mu? ABC üçgeni için iç açılar toplamı 180'den burayı bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz. 64, 31 daha 95. 180'den 95 çıkarırsam burası 85 mi? E şimdi şurası doğru açı. Orası 85 ise buraya ne kalıyor arkadaşlar? 95. İç açılar toplamı 180 ECD üçgeninde. Yani x artı 95 artı 28 eşittir 180 olacaktır. O zaman ne yapıyor? Bunu atınca 85, 85'ten de 28'i çıkarınca benim değerim ne kalıyor? 57 kalıyor. Şimdi bu bir burada dursun böyle. Böyle çözebilirdiniz bunu. Yine önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Yani bunu söyleriz hep ama zaman zaman çok ihmal ettiğimiz için bazı sorularda bunu uygulamayı göremeyebiliriz. Arkadaşlar sözlü ifade edeyim önce. Üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açıya nedir? Eşittir. Yani şuraya alfa, buraya beta, buraya da teta diyelim önce. Bura alfa, bura beta, bura teta ise. Şu iki iç açının toplamı yani alfa artı beta işte buraya eşittir arkadaşlar. Ya da alfa artı teta işte buraya eşittir arkadaşlar. Ya da beta artı teta işte buraya eşittir arkadaşlar. Bunlar bilmeniz gereken önemli ayrıntılar. Bazı sorularda işinizi çok daha hızlandırır, kolaylaştırır. Mesela bakın bu soru, demin çözdüğüm soru. Buna bir de böyle bakalım. Yani bunu demin çözdüğüm gibi çözebilirken öyle de çözebilirsiniz. İki iç açının toplamı bir dış açıya mı eşit? Bakın o ikisinin toplamı direkt buraya gelir. 64 artı 31 ne yapar arkadaşlar? 95 mi yapar? Böylece hiç burayı bulup 180'den falan çıkarmadan direkt görebilirsiniz. İç açıları toplamı 180 olacak bu üçünün. Bunu hesapladığınızda sonuç yine ne olur? 57'ye eşit olur. Yani iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Önem arz eden ayrıntılardan biridir.
Evet, bir başka soru. Ve veriler biraz daha az. Sadece ADC'nin 98 derece olduğunu vermiş mesela bize burada. Ama tabii eşitlik durumları var. ABC bir üçgen demiş. AD eşit DC'ye, o da eşit BC'ye demiş. Bakın AD ile DC birbirine eşitmiş. BC de bunlara neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. E şimdi 98 ise ve bakın şu önce şu ADC üçgeninde bakmalısınız. İkizkenar üçgen bu. Şu açıyla şu açının ölçüsü birbirine eşit değil mi? O zaman 2 alfa artı 98 eşit olacak 180 mi? 2 alfa 82 ise alfa kaç derecedir arkadaşlar? 41 derece. Yani şu iki açının ölçüsü 41 derece, 41 derece der. E şimdi arkadaşlar, bura 98 ise şurada 180'e tamamlayan olacak bunun. 82 derece mi? Bu iki kenarın eşitliğinden burası da yine kaç derece arkadaşlar? 82 derece mi? E şimdi bakın BBC üçgenine baktığınızda 82, 82 daha 164. Şuncağız kısmı ne kalıyor arkadaşlar? 16. E burada 41'di, bana buranın tamamını mı soruyor? Bakın ACB açısını soruyor. 41 artı 16'dan ne olacaktır? Yine 57 derece olacaktır. Yani bakın ikizkenarlığı falan çok aktif bir şekilde kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Üçgenler açılarla alakalı. Evet. Bir başka soru ekranda. ABC bir üçgen demiş. Ve AB ile AD'nin de birbirine eşit olduğunu söylemiş. Şimdi o eşitliği bir gösterelim. AB ile AD birbirine eşit. ED ile de DC'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. ED ile de DC birbirine eşit. Yani o ikisi de birbirine eşit. Ve ADE açısının ölçüsü de 58 derece ise bana BAC açısının ölçüsünü soruyor. Yani arkadaşlar bana şurada görmüş olduğunuz açının tamamının kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar burada nasıl bir yol izleyebiliriz. Birkaç değişik şekilde yine yorumlanabilir. Ama AB ile AD'nin ve ED ile DC değil EC arkadaşlar yalnız. Çok pardon küçücük. Şurası değil değil mi arkadaşlar? EC eşitmiş. Tabi bir de soruyu doğru okumanız, dikkatli olmanız lazım. ED ile EC birbirine eşitmiş. Şimdi arkadaşlar peki burada ne yaparım ben? Buraya alfa dersem burası da alfa değil midir? Yine nereden geliyor? İkizkenarlıktan geliyor. Şimdi bak deminki verdiğim özellikten. İki iç açının toplamı bir dış açıya mı eşit? Şuraya. O zaman alfa alfa ise bir kere bu açının ölçüsü nedir? Bu açının ölçüsü 2 alfadır değil mi arkadaşlar? Burası alfa, burası da alfa ise orası 2 alfa, orası 58 derecedir. Şimdi gelelim buradaki eşitliğe. Yani AB ile de AD'nin eşitliğini vermişti bana. Ben buraya beta dersem, uzun bir kuyruklu beta oldu. Burada yine ne olacaktır arkadaşlar? Beta mı olacaktır? Değil mi? Şimdi bak burada bir tane denklem elde ediyorsunuz. Alfa, beta ve 58 var orada. O zaman arkadaşlar alfa artı beta artı 58 eşittir 180 derece değil midir? Bakın tekrar ediyorum. Alfa'ya alfa, beta'ya beta. Burada 58, şura doğru açı. Alfa artı beta artı 58, 180. O zaman arkadaşlar alfa artı beta'yı buldunuz buradan. 180 eksi 58. Yani arkadaşlar kaç derecedir? 122 derecedir. Şimdi bana sorduğu yer burası arkadaşlar. E alfa artı beta artı orası 180 derece değil mi? E alfa artı beta 122 miydi? O zaman buraya ne kalıyor yine arkadaşlar? İşte buranın tamamına 58 derece kalıyor. Cevap nedir? Edirne seçeneğidir. Yani yine bana alfayı veya betayı buldurmadan bakın açılardan bir tanesini buldurdu. İşte bu tarzda yapılara da dikkat etmek lazım. E tabi burada iki alfa bir işe yaramadı. Yarıya da bilirdi başka bir soruda. Böyledir. Üçgende açılarla ilgili önemli ayrıntılar bunlar. Demiş ki bize burada verilen soruda.
ABC ikizkenar üçgen. AB ile BC de birbirine eşit. Ne güzel. AB ile BC birbirine eşitmiş. BCD açısı, ki işte göstermiş zaten eşitliği, DAC açısına eşit verilmiş. ABC 42 derece ise X kaç derecedir demiş. Bakalım nasıl olacak? Buraya alfa dersen burada alfa mı? Buraya beta dersen burada o zaman beta olmak zorunda. Neden? Arkadaşlar AB ile BC birbirine eşitse şu açıların eşit mi olması lazım? O zaman alfa artı beta'ya alfa artı beta olması lazım. Şimdi bakın ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180'den. 2 alfa artı 2 beta artı 42. 2 alfa artı 2 beta artı 42. 180 dereceye eşit. O zaman 2 alfa artı 2 beta eşit 180 eksi 42. Yani 138. Her tarafı 2'ye böldüğünüzde alfa artı beta kaç yapıyor? 69 mu yapıyor? Alfa artı beta 69. Şimdi bakın ADC üçgeninde iç açılar toplamından x artı alfa artı beta da mı 180? Ya arkadaşlar ben alfa artı beta'nın ne olduğunu biliyordum. 69 olduğunu biliyordum. Öbür tarafa attığınızda x kaç gelecektir? 111 derece gelecektir. İşte arkadaşlar üçgende açılarla ilgili bu tarzda sorular önemlidir. Bakın biz burada ne alfayı bulabildik ne beta'yı bulabildik. Ama alfa artı beta'yı bulabildiğimiz için x'i bulabildik. Bu tarzda sorulara dikkat etmek gerekiyor. Evet, bir başka soruyla işte yine karşınıza geldik. ABC bir üçgen, AD ve CD açıortay. Açıortay ne demekti? Geçen videoda da bahsetmiştik. Bir açıyı iki eş parçaya bölen doğru parçasına biz açıortay diyoruz. Hatta ne diyeceğiz biz açıortay konusunu işlerken? Diyeceğiz ki iç açıortayların kesim noktası üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Şu an için çok lazım değil. Ama bu soruda aslında bunu görebilirsiniz. Şimdi burayla bura. Alfaya alfa. Burası betaya beta. Arkadaşlar burası bunların kesiştiği noktaysa, sonuçta orası iki açıortayı kesiştiriyorsa, üçüncü açıortay da orada mı kesişir? Yani o zaman arkadaşlar benim BD uzunluğumun da açıortay olması lazım. İki tane açıortayın kesiştiği yerle kesişiyor buradaki köşeden gelen doğru parçası. O zaman o da açıortaydır. Yani burası da nedir arkadaşlar? 32'ye 32'dir. Bakın tekrar söylüyorum. Üçgenin iç açıortayları belli bir noktada kesişirler. O yüzden bunların ikisi burada kesişirken buradan gelen doğru parçasının da açıortay olması lazım. Çünkü üç iç açıortay aynı noktada kesişir. İç teğet çemberinin de merkezidir. O zaman bunların şimdi ABC üçgeninin iç açıları toplamından gideceğim yine. 64 artı 2 alfa artı 2 beta eşittir 180 derece değil midir? 64'ü öbür tarafa attığınızda arkadaşlar. 2 alfa artı 2 beta. 180 eksi 64 yani 116'dır. Her tarafı 2'ye böldüğünüzde alfa artı beta nedir arkadaşlar? 58 derecedir. E şimdi bakın bu sefer yine ADC üçgeninde iç açılar toplamı 180'i kullanmalıyım. Alfa artı beta artı x. 180 mi? Alfa artı beta artı x eşittir 180. E alfa artı beta neydi? 58'di. Atın bu tarafa 122 olur. X'in değeri. Yani bakın sürekli büyük üçgenden küçük üçgene, küçük üçgenlerden büyük üçgenlere geçişler görüyorsunuz. Üçgende açılarla ilgili soruların içerisinde. İşte bunlar arkadaşlar önemli soru yapılarıdır. Tabii eminim ben siz bu videoyu izlerken durdurup, çizip, çözüp ondan sonra beni dinliyorsunuzdur umarım. Böyle yaparsanız büyük ihtimalle daha faydalı olacaktır. Çünkü biz seri bir şekilde çözerek ilerliyoruz. ABC bir üçgen. Evet görüyoruz. AD eşit DB'ye şekil üzerinde vermiş zaten. BE eşit EC'ye ve DBE açısı da 32 derece.
Bakın bir kere bir şey söyleyeyim, soruyu mutlaka okuyun bile. Ya bazen şekil üzerinde vermediği bilgileri o soruyu anlatırken kenarda verebiliyor. Hani bu soruda yok böyle bir şey de genel manada söylüyorum. Şimdi arkadaşlar verilenlere göre ABC kaç derecedir diye soruyor. Yani bize şuradaki açının tamamını soruyor. Şimdi arkadaşlar olay şu. Burası alfa ise burası da alfa değil midir? Çünkü BEC üçgenin ikizkenar üçgen. Burası beta ise arkadaşlar burası da yine beta değil midir? Bunu biliyoruz. E o zaman arkadaşlar büyük üçgende üçgenin iç açıları ölçüleri toplamının 180 derece olduğundan hareket edebiliriz ki 2 alfa artı 2 beta artı 32 eşit olacaktır neye arkadaşlar? 180'e mi? Çünkü ABC üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. O zaman 2 alfa artı 2 beta 180 eksi 32'ye yani 148'e mi eşit? Her tarafı 2'ye böldüğünde alfa artı beta 148 bölü 2'ye. Yani neye eşit arkadaşlar? 74 dereceye eşit. E bana sorduğu açı bu açıydı. Yine bakın biz alfa artı beta'yı bulmadık mı? Alfa artı beta 74'tü. 74 artı 32'den ne oluyor arkadaşlar? 106 derece oluyor ABC açısının ölçüsü. İşte arkadaşlar bu tarzda sorular karşınıza gelebilir zaman zaman. Hani ÖSYM direkt üçgende açı epey bir zamandır sormuyor. Ama dediğim gibi yine ilerleyen bölümlerde bunları hep kullanacağınız bilgiler olacaktır. Evet, bir başka örnek şimdi. ABC ikizkenar üçgen demiş. Bakın büyük üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş. AB ile BC birbirine eşitmiş. Bakın mesela bunu şekil üzerinde gösteremez, orada yazmış. AB ile BC birbirine neymiş? Eşitmiş. CD de bunlara eşitmiş. Yani burası da bunlara neymiş? Eşitmiş. O zaman bu BCD üçgenini de ikizkenar üçgen yapıyor mesela. Peki. AD ile DB'nin eşitliğini ve AE ile ED'nin eşitliğini de şekil üzerinde göstermiş. Verilenlere göre BDE açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Burası alfaysa. Burası alfaysa. Şu açının ölçüsü de nedir arkadaşlar yine? Alfa değil midir? E bakın şimdi AB ile BC eşit olduğu için bu açının ölçüsü de yine nedir? Alfadır. Bunu biliyoruz. Şimdi bakın şurada A, B, D üçgeninin ikizkenarlığında. Bunun karşısı alfaysa burası da mı yine alfadır? Bakın her taraf aynı gibi. Alfa, 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 alfa geldi her taraf. Şimdi arkadaşlar burada tabii DC ile BC de eşit. O zaman şöyle bir şey de söyleyebiliriz. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. Bakın A, B, D üçgeninde. Alfa, alfa da 2 alfa yaptığından burası 2 alfaysa burası da 2 alfa değil midir? Bakın tekrar söylüyorum. A, B, D üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Alfa artı alfa neye eşittir? 2 alfaya. E o zaman her tarafı alfaya bağladınız. Mesela işte şu üçgende 5 alfa 180 ise 5 alfa 180 ise benim alfa açım 36 derece midir? Alfa 36 derecedir. Bana BDE'yi soruyor. BDE neresi? BDE şu arada bulmadığım tek açı. O zaman arkadaşlar onu da bulalım. Alfa 2 alfadan 3 alfa 108. 108 ise şu açıya ne kalıyor? 72 derece kalıyor. Yani doğru cevabımız Comburt seçeneği oluyor. İşte açıları doğru yerleştirdiğimizde bak burada mesela iki iç açının toplamı bir dış açı eşit. Bunu görmezsen soruyu okuyup diğer eşitlikleri fark etmezsen bunda sıkıntı yaşarsın. Ama dikkatli dikkatli irdeleyerek yaparsan hiçbir sıkıntı yaşamazsın. İşte üçgende açılarda önemli noktaları ağırlıklı olarak bunlar. Bir diğer slaytımızla devam edelim. İşte ekranda bir sual daha. Tabii arkadaşlar hep söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Hep söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Nedir?
Geometride, matematikte de bu böyleydi aslında. Bazen önceki konuları işlerken sonraki konulara dair bir şeyler de bilmeniz gerekiyor. Bunlardan biri bu soruyla alakalı şimdi vereceğim bir özelliktir size. Arkadaşlar bu özelliğin adı muhteşem üçlü. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Kenarortay uzunluğuna ait hipotenüs uzunluğu, kenarortay uzunluğunun yarısına eşittir. Yani bakın buralar A'ya aitken burada A'dır. Eğer ki bu 90 derecelik açıdan aşağıya iniyorsa. Şimdi bununla ne alakası var bunun diyebilirsiniz. İşte bakın şuralar birbirine eşit ve burası 90 derece. Ben oradan onu E'ye çektiğimde çok şiddetle muhtemel çözüme ulaşabilirim. Çünkü bunlar birbirine eşitken bu da bunlara eşittir. Nereden geliyor? Muhteşem üçlüden geliyor. Şimdi arkadaşlar o zaman bakın açıları doğru bir şekilde şuradan yerleştirelim. Alfa ise alfa mı? Şuradaki ikizkenarlıktan ADE'den. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Burası 2 alfa mı? Burası 2 alfa ise DBE üçgeninde ikizkenarlıktan. Burası da mı 2 alfa? Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın AEB üçgeninde ikizkenarlıktan. Burası da mı alfa? Zaten bakın ben burada alfayı tespit edebildim bile. 2 alfa, 4 alfa, 5 alfa. 5 tane alfa eşittir 180 ise alfa nedir arkadaşlar burada? 36'dır. O zaman şu küçük 2 alfalık kısım yani burası kaç dereceye eşit? 72 dereceye eşit. Şimdi arkadaşlar alfa 36 ise burada da 36 sonuçta. Burası kaç derece yapıyor? 90-36. Yani arkadaşlar 54. Burada mı 54? İkizkenarlıktan. O zaman şu kısma 72 mi kalıyor? 108 yapıyor çünkü bunlar. Arkadaşlar 72 daha x'in değeri ne oluyor? 144 oluyor. Ama bakın burada siz işte o muhteşem üçlüyü bilmezseniz yani hipotenüs uzunluğuna ait kenarortay uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Özelliğini bilmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Bu arkadaşlar tabii daha ileride ben bunu kenarortayla anlatacağım size. Geometrinin çok önemli özelliklerinden bir tanesidir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna muhteşem üçlü diyoruz. İşte zaman zaman açının içine bunlar da karışabiliyor. Evet sanki bakın burada da böyle bir şey olacakmış gibi. Çünkü bakın yine eşitlikler var ve yine burada bir 90 derece var. Yani kenar ortayı oluşturabiliyorsan ve hipotenüse oluşturabiliyorsan orada devreye muhteşem üçlü girebiliyor. Ekranda görmüş olduğunuz bu soru da bununla ilgili son derece iyi bir soru bence. Evet, şöyle bir silelim. Şimdi arkadaşlar bakalım o zaman. Ne demiş burada? AFCB'ye dikmiş. AE eşitmiş EB'ye, o da eşitmiş FC'ye. ECB 31 dereceymiş. Verilenlere göre BAF açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. BAF açısı burası değil mi? Yani bana buradaki açının ölçüsünü soruyor. Şimdi ben yine aynı şeyi söylüyorum. Bak eşitlik, eşitlik, eşitlik. Abiciğim şunu şuradan, Allah Allah. Şunu şuradan şöyle çektiğimizde bunu sağlayabiliyorsunuz. O doğrusal olacaktır. Tabii benimki çok doğrusal olmadı. Güzel de olmadı öyle ya. Hiç hoşuma gitmedi. Hadi şöyle yapalım. Yeniden çekmeye çalışayım. Bakalım bu sefer ne kadar güzel çekebileceğiz. Yani tahta izin verirse güzel çekebileceğiz de izin vermiyor. O yüzden artık böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Şunlar da buna eşit. Nereden geliyor? Muhteşem üçlüden. Bu, bu, bu birbirine eşit. O zaman bakın 31 ise burası da mı 31? Nereden geliyor? EFC üçgenin ikizkenar üçgeni oluşturur. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. 31, 31 daha burası 62. Şura yok. Sadece şu kısım. Orası 62 ise ikizkenarlıktan burası da 62 değil mi? Arkadaşlar 62 ise burası zaten x'i buldunuz. Bakın AFB üçgeninde iç açılar toplamı 180 ise 90 artı burası 62 artı benim aradığım şey alfa olsun. Alfa eşittir 180'dir. O zaman 152 yaptı. Bunu öbür tarafa attığınızda orası 28 derece. Yat.
28 derece değil 18 derece geldi. Çünkü 180'den 62'yi çıkaracak. 28 değil 18 kalır. İşte arkadaşlar bakın dediğim gibi burada da işin içine yine ne girdi deminki sorudaki gibi. Bunu buraya uzattığımızda muhteşem üçlü girdi. İşte bunlar size kullandırabileceği soru yapıları, karşınıza gelebilecek önemli soru yapıları. Şimdi bunun dışında üçgende açılarla ilgili bir de açıortayla birleştirilmiş özellikler var. Onlardan da bahsedelim ve konuya noktayı koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir üçgenim olsun benim. ABC üçgenim. Şimdi vereceğim özellik neymiş bakalım. İç açıortayla alakalı. Bakın bununla bu açıortaysa, burayla burada açıortaysa. Şu açıya alfa dersem bu açı. Yani x açısı, ölçüsü. X eşittir 90 artı alfa bölü 2 eşittir. Bilinmesi gereken bir özelliktir. Fakat ÖSYM genelde bu tarz şeyleri çok da fazla kullandırmıyor. Bunu bu özelliği bilmeden de çıkarabilirsiniz. Üçgenin iç açıları toplamından geliyor yine. Bir büyükle bir küçükle bunu yaptığınızda olay bitiyor. Yani ben burada şunu söylüyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey. İşte karşınıza diyelim ki böyle bir şekil çıktı. Şurayı ne bileyim size 40 verdi. Alfa nedir diye sordu diyelim ki. İşte bu da açıortay, bu da açıortay olduğu için. Alfa eşittir 90 artı 40 bölü 2'dir diyorum. 90 artı 20'den alfa açısının ölçüsü kaç derece yapıyor? 110 derece yapıyor. Ama siz bunu hiç bunu bilmeden de yapardınız. Nasıl? Şuraya x'e x, buraya y'ye y deyince. Büyük üçgende iç açıları toplamı 180'den x artı y'yi bulabiliyor musunuz? X artı y'yi bulunca küçük üçgende iç açılar toplamından zaten alfayı da ne yapabilirsiniz? Tespit edebilirsiniz. Birinci özellik buydu açıortaylarla ilgili. Yani dediğim gibi ama demin yaptığım sorular daha önemliydi. Bunlar o kadar değil. Buna benzer bir özellik de şöyle dışarıda açıortaylar olduğunda. Yani burayla bura birbirine eşit ve burayla da bura birbirine eşit olsun. Bu ABC üçgeni olsun, şurası D olsun. Arkadaşlar burada bu sefer D açısının ölçüsü, yani şuraya alfa dersem, şuraya x dersem, x açısının ölçüsü 90 eksi alfa bölü 2'dir. Yani arkadaşlar içerideyken 90 artı alfa bölü 2 idi, dışarıdayken 90 eksi alfa bölü 2. Yani bana şu açıyı 40 derece verseydi, ve burayı sorsaydı, oradaki x açısının ölçüsü 90 eksi 40 bölü 2. Yani 90 eksi 20, yani 70 derece yapacaktı. İşte arkadaşlar, bunlar da hani açıortayla üçgende açıyı birleştiren özellikler diyebiliriz. Evet, burada noktayı koyacağız üçgende açılara. Arkadaşlar, umarım anlaşılmıştır. Hani iki iç açının toplamı bir dış açı eşit. İç açıları toplamı 180, dış açıları toplamı 360. İkizkenarla bağlantılı yerleri, zaman zaman muhteşem üçlüyle bağlantılı yerleri oldukça önemlidir üçgende açıların. Bence ÖSYM üçgende açı sorusu sorarsa da, hani demin mesela muhteşem üçlü falan kattık içine, muhakkak bu tarzda bir şeyler katacaktır. Yani direkt bir açı sorusu sormayacaktır kanaatindeyim. Bir sonraki dersimizde, üçgende açıkenar bağlantılarıyla yavaş yavaş artık uzunluğa doğru ne yapmaya başlayacağız üçgende? Geçmeye başlayacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.